Haziran ayında bile ateş yakacak kadar soğuk. Doğayı izledim bugün. Tepeler yemyeşil. Ceviz yeşili oldu mu abi? Yağmur iyi yağdı. Kışın çetin şartları nedeniyle baharın ancak geldiği Haziran ayında Eğri Çayır'a gelen yörük ailelerin çok önemli bir sebebi var. Bal arıları. İnsanoğlu var olduğundan bu yana burada hiç yerleşik yaşayan olmadı. Birkaç yörük ailesi yüzyıllardır burada arıcılık ve hayvancılık yapıyor. Yoğun karlı geçen kış ve sonrasında gelen yağmurların ardından Haziran ayında Eğri Çayır çok fazla güneş ışığı alır. Hava şartları izin vermediği için tarım yapılamayan bu bölgede doğa en vahşi ve bakir haliyle topraktan fışkırır. Endüstriyel üretim yapılması imkansız olan Eğri Çayır Yaylası, tarım ilaçlarından, sanayi ve yerleşim alanlarından çok uzakta. Eğri Çayır, bal arıları için adeta bir cennet. 300 yıl önce burayı keşfeden yörüklerin son kuşakları da arıcılığı Eğri Çayır'da sürdürüyor. Arıcı Celal Çay, ailesinin ürettiği Eğri Çayır balını korumak için arıcılığa devam ediyor. Bu el değmemiş doğada bal üreterek insanlığa ulaştırıyoruz. Ortalama bir bal arısı kolonisi 1 kilo bal üretmek için 180 bin kilometre uçmak ve milyonlarca çiçeğe konmak zorunda. Bal arılarıyla yüzlerce yıldır işbirliği içinde çalışan Celal Çay ve ailesi için arı kolonisi ailenin bir üyesi gibi. Kendi çocuklarıma ve tüm insanlığa bırakacağım mirasın bu doğa olduğunu düşünüyorum. Burayı korumak gerektiğini düşünüyorum. Arılar bizim ailemizin bir parçası gerçekten. Arılar yoksa biz yokuz. Koloninin sağlığı, ailenin de geçimi anlamına geliyor. Bal, polen ve arı sütü koloniyle adil bir şekilde bölüşülüyor. Arıcı koloniyi en verimli bölgeye taşıyor. Ortalama bir işçi arının ömrü 45 günle 60 gün arasında değişiyor. Bu süre boyunca koloniye fazlasıyla yetecek propolis, polen, arı sütü ve bal koloniye bırakılıyor. İyi beslenen koloni hızla büyüyor ve yeni bir kovan yaratıyor. Oğul, kraliçe arı hayatı boyunca arı sütüyle beslenerek diğer arılardan 30 kat daha uzun yaşıyor ve her gün kovana 2000 yumurta bırakarak koloninin devamlılığını sağlıyor. Polen, işçi arının besin kaynağı. Adeta bir sporcu besini gibi yüksek protein içeriyor. Öyle güçlü bir içeriği var ki, bir insan ihtiyaç duyduğu pek çok besini belki de sadece polenle karşılayabilir. Kovanın giriş kapısını çok etkili bir koruyucuyla kaplıyorlar. Propolis. Bu muazzam doğada, bal arıları için tüm koşullar o kadar uygun ki, güneşin açısı, su, rüzgarlar ve bitki örtüsü. Eğri Çayır'ın doğası, arıların çok güçlü ve üretken olmasını sağlıyor. Burada üretmiş olduğumuz baldan numune gönderip analiz yaptığımızda mükemmel bir sonuçla karşılaştım. TA değeri çok iyi çıktı. 20 derecesinde ballar ürettiğimizi gördüm burada. Bu değer dünya standartlarının çok üzerinde. 2019 yılında Kanada'da Dünya Arıcılar Birliği yüzlerce çiçek balı arasında burada üretilen balı en iyi bal olarak ödüllendirdi.
Eğri Çayır'da binlerce yıldır tekrar eden bu doğal mucize, insanoğluna verilmiş bir hediye. Üşüdünüz değil mi? Ateş istiyorsunuz. Elektrik yok, tüp yok. Yemeği bu ateşte yapıyordu. Dedelerimiz, annelerimiz...